Bir saatin içine köyü boşalttılar, tarlaya çöktüler kenara. Vagonların içinde seküler var idi. Yarı adamlar altta yatıyordu, yarı adamlar üstte. Işık yok, su yok, melayir. Sağuk, sağuk ki ne sağuk. Günde bir gün, beş gün oluyordu, elekse benim kutulandı. Eləsini var ki, bu yüzün altında çığınandı. Eləsi var ki, ana babasını götürdü, bulamadı. Bəli, ölməmək üçün yediğimiz yonca bizim ölümümüzə səbəb oldu. Çocuq anasının məməsində ağzı, ana da ölü, çocuq da ölü. Bizim ölülərimizi yollara attılar, bizi de bütün dövlətlərə sattılar. Sovyetler Birliği, geniş topraklarını tren yollarıyla birbirine bağlamayı esas sayan bir yatırım politikası takip ediyordu. Ancak bu yollar daha çok merkezi yerlerin birbirine bağlanmasını öncelikli sayan bir politikaydı. Ahıska bölgesi ise ülke sınırında uç noktada bir yerdi. Fakat sürgün kararıyla birlikte sürgünü gerçekleştirebilmek için Ahıska'ya kadar ray döşenme kararı alındı. Aslında Ahıska bölgesine böylesi bir yatırım için uygun bir zaman değildi. Üstelik mali şartlar da bu yatırım için pek müsait sayılmazdı. Henüz İkinci Dünya Savaşı devam ediyordu ve savaşın akıbeti de belirginleşmemişti. Ancak şartlar müsait olmasa da sürgün kararını tatbik için karar çoktan verilmişti. Harman'da da 4 gün kaldık. Harman'da 4 sutka kaldık. 4 sutka yememiz de yok, içmemiz de yok. Evimizden büyüklerimiz zaten Ahıska'da demir yolu yapıyordular o eve. Ondaydı. Çok adamların altın amanatını dediler ki, altın amanatları olmayın ki dedi, yolda dedi, alırlar. Çoğu getirdi de, evlerin içinde ocaklar var idi. Ocaklarda onda ekmek bir şey. O şeylerin altında gömlediler. Onda yağdır yerler, tez çıkır. Mallar da bağırıyor. Sabahına nereden haber oldu? Akşamdan haber olmadı ki şenlik hazırlaşaydı. Sabahına nereden haber oldu? Sizi kaldırıyorlar, götürüyorlar, sürüyorlar bir yerlere de. Sabahına millet iclas oldu, iclasa çağırdılar cemaati, aksakalları. İclas oldu, o da dedi ki bir saatin içinden çıkacağız, hazırlaşın. Adamlar da ağlaya ağlaya geldiler başımıza. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar. Ahıskalı Türkler zorlu bir coğrafyada onlarca kilometrelik bir güzergahın raylarını hep birlikte kendi elleriyle döşediler. Oysa kısa süre sonra kendi elleriyle döşedikleri bu raylardan yalnızca bir kere geçebileceklerini ve kendi sürgünleri için döşenen bu raylardan sonu gelmeyen bir sürgüne gönderileceklerini bilmiyorlardı. Doğru söyleseydiler ki sizi getirmeyecek eğer vallahi baltayla, çapayla büyük vuruş olurdu. Onlar da eğer ki bilseler ki bir aya gelmiyoruz, ölseler de valla onlar da onları öldürürdü. Şimdi kardeş, o vakit eğer bileydi o cemaat, çok oyan bir yana kaçardılar. Ahir canını kurtarırdılar. Bilmiyordular. Akşamda meclis oldu, kurtardı, sabahına bastılar vayenli. Her bir kapıya kilit. Tavarını böyle delikte şu sağuk. Kışın. Azap çok gördük o. Azabıyla geldik kavaya. Evden çıkan kimi de amca eve şey buluyordular. Mühür. Daha giremezsin eve. Kapıdan çıktık utadı. Daha eve girmeye yoktur. Giremezsin eve. Girdirmeyordular. Durdurdular bir vagona ağzından 4-5 evi.
doldurdular. Yine de bizi sürdüler balaca. Sürdüler yolda bize, bizim nenelerim gitti. Alıp götürüp deriye dökerler. Sürgün trenleri eski, çoğunlukla hayvan taşımacılığında kullanılan ve vagonları ise ince ahşap kenarlıklarla kaplıydı. Trenin içini dışındaki eksi 40 derecelik soğuktan ayıransa yalnızca bir tahta parçasıydı. Dondurucu soğukla yaşam arasında yalnızca ince bir tahta. Tren günlerce, haftalarca yol alıyor, sonu ölüm olan bir yolda sonsuz bir beyazlığın ortasında ilerliyordu. Kapısı yok. Penceresi yok, şey tahçeleri kırık. Geliyor o. Yanvar ayında soğuktu. Buzlar 5 dakika 5 dakika tüfüreydin. Yere tüfüren açan o şey buzlu yiyordu. Hele soğuktu. Agara'da yendirip bizi vagonlara yüklemeye başladılar. Vagonlarda tahtadan yapılı, aralarından rüzgar geçer. Araları açık tahta, ona bindirdiler. 13 aile bir vagonda. Bir vagondaki adamların, uşakların sayı 50 nefer, 70 nefer adam bir vagonda. 7 tütün bir vagonda bir tane babay var. Hepsinin kocası askerler. Birinin geldiği, öldüğü, gelmediği hiç. Bir maşinaya 7 kocalık servet onun ailesinden beraber. Ben bunu gözüyle görmüşüm. Vagonda neler oldu? Açtan da ölenler var. Vagon ayaklarını kesti kaldı Uruset'te. Vagon kesti ayaklarını Uruset'te kaldı. Öldü mü kaldı mı kısma bilmez. Uruset'te bir köy bir valiceye götürüp bıraktılar. Acından ölen kim? Pulu yok, pulu yok. Vagonda ne tuvalet, ne su, ne üzülme, hiçbir şey yok idi. Vagonun bir kuşundan deşak da, deşak etrafında bir şey sağsa onda otursunlar, derneydik. Tuvaleti de var ona, onun içinde. O kakacağıdı, iyiyle seslenirdi ki gür edirdi, uşak kakanda. Durirdi ya, kakanda iyiyle gürüldüyordu vagon. Çok çocuk korkuyordu. Işıkta yok karanlık. Her yerde yok idi o Svetika'da. Kimin vardı, kimin yok idi. Çünkü beceriyordu. Adamları bir tarafa alıyordular. O gelinleri o bir tarafta onları iyileştiriyordular. Onda hiç ayıp mayıp de gelirse yok idi. Çaresizdir bu. Ayak yoluydu onun içinde. Raddomuydu onun içinde. Sağ ol bizi, sağ ol. Habile vagona yaslanıyorduk ya, böyle koparlamıyorduk arkamızda. Buz bağlıyordu, yapışıyordu vagona. Habile vagona yaslanıyorduk, oturuyorduk da döşeğin içinde. Habile çekiyorduk ki arkamız yapışmış vagona. Buz bağlamış. Davarını vagonların içinde buzladı, etmek veriyordular yolda. O etmeği neyin ki elinden kırmak, baltayla
Baltayla o ele belki doymuş, simenti kışkırıyorsun. Yemek de olmuyor. Yemek yok, içmek yok. Karnlar, bağırsaklar bitmiş. Ele bil ki, bağışla beni çöle çıkmaya, kabz oluyordu. Sır gitmemiş ya, kabz oluyordu. Çıkamıyordu dışarı. Ele bögüre bögüre ölenler var idi. Ha, acımızdan. Yediyordun diğer ki acımdan ölüyorum. Yok. Acından yok. Bir lokma geçmemiş ölüyor. 13 sütün bir günde öldü diyorum ben. 13 tane can bir evden bir gün. Bacısı, oğlu, onların acından öldü. Bir lütum su akıdamadı anayı. Çorba onu suya verdi de isitti onu akıdem dedi ölmesinler gitti. Sen dışarı gelemezsin. Gidersin, eve emedenle vagon gidiyor, kapı kalıp gidiyor. İleriler var ki vagon gitmiş, babası, anası kalmış aşağıda. Benim anam diyorum ki, su yok, susuzluk şimdi. Ne edek? Kardeşim var he bile, küçük, benden küçük. 2 yaşında. Su böğürüyor ki susuzlandım. Anam o ki boyuz durdu. Anam suya indi ki su getireyim. Anam suyu getirenecem boyuz kalktı. Vay da ağlıyorum. Saçlarımı yoluyorum ki anam kaldı, anam kaldı. Bögürüyorum o küçük kardeşim, ana bögürüyor. Akuşkadan sokuyor başını ki atılacağım. Ben de anamın yanına gideceğim. Bir karına bir oğlu var. Yoldaşı eskiydi. Çocuğu... Biz... 9 yaşında olur mu diye tenzeli. Olur mu diye. Vagon kalktı, o kaldı. Anasına bir tanesi. Babası eskiydi. Çocuklarını götürüyordular iş etmeye. İndiriyordular, vagon kalkıyordu, kalıyordu. Benim anam da kalmıştır. Benim anam da kalmıştır, inmiş kardeşini görmeye gitmiş. Bahşişe'ye. Vagon indi, bir vagon da çok da vagonlar uzun. Geçmiş, kalkmış, emedenin kuşu olmuş. Anam kalmış ki eve buraya gelecek bizim vagona. Vagon kalkıyor, kalıyor anam. Çok, diyorum ki çok çetin mesela. Açlık, susuzluk, ne bileyim, hastalık var idi. Her türlü işte, sağlıktan. Bu mal taşıyan vagonlara bindirdi, getirdiler. Vagonda çocuklar. Aç, susuz, su da yok oğul, kral yok. Karı topluyor, yiyorduk. Su yok. Ağlıyordular çocuklar, neneler. Gözlerinden yaş şişiyordu gözleri. Yuklamak yok. Bir çay ki gidersin, bit daraldı, bit. Çınmak yok, bir şey yok. Bit daraldı cemaat. Bit ama tif hastalığı başladı. O ondan geçendir, nedir? Ataş yandırıyoruz böyle. Açıyoruz bu elbiseyi böyle sirkeliyor. Pat 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 pat. Bitler. Bit kırılıyor onun içinde. Sürgün treni Gürcistan'dan hareket edip Azerbaycan'a, oradan Hazar Denizi'ni kuzeyden aşıp sırayla Kazakistan, Kırgızistan ve son olarak Özbekistan'a ulaştı. Bu yolculuk yaklaşık 1 ay kadar sürdü. Ahıskalılar gidilen yolun nereye gittiğini ve yolun sonunda kendilerini neyin beklediğini bilmiyordu. Sürgün, Ahıskalıların zihninde ölümle özdeş günler gibi. 1 ay süren sürgünde yaklaşık 17 bin Ahıskalı Türk, soğuktan, açlıktan, sürgünün sebep olduğu zorluklardan dolayı hayatını kaybetti. Yolda gidiyoruz, sıklatlık çeken de oluyor, ölen de oluyordu.
ölüleri götürüyorlar, kim lira at yediler, ne yediler, ne yediler. Ancak bu gözümle gördüğümü hakiki vagon durmuş, şimdi ölüleri alıyor götürüyorlar. Ben de durmuşum böyle vagonun kapısına bakıyorum, gördüm ki iki tane vayenli bu ayaklarından tutmuş, sürüyorlar, öyle de vura vura başını maşını götürüyorlar. Allah o günler hiç kimseye göstermesin. Çok çetin vaziyetten bir ay yol gittik. Bir ay yol gittik. Gittik Oral Dağı'nda 3 metre kal. Vagon kaldı, gidemedi. Orada 8 gün kaldık, gidemedik. Sabahıyla yatıyoruz, yattık. Sabahıyla 4 tane ayladım. Sabahıyla kalksam 3 tane ölü var. Nenem ölmüş. Bir kardeşim ölmüş. Kardeşimin çocuğu ölmüş. 3 tane ölü var. Şimdi bu 1,5 ayın içinde o adamlar aç, ne, ölen ne kadar olur? Ölen çok. Ama ölen çok, acından ölen çok. 3 gün, 4 gün, 5 gün ekmek yememiş ölecekse. Ne kadar milleti ağlattı sen biliyorsun. Ne kadar millet kırıldı yolda, ne kadar millet öldü. Ben küçük idim, öyle adamlar ölüyordu ki o yolda. O adamları ebele sürü diyorlar, boğazdan bırakıyordular. Ya, ne kadar karılar öldü. Karı, bir tane karı. Sen de benim balalarımızın iki canlı, karnı bile. Karnı ağırdı ki çocuk doğacak. Karıyı tuttular da poyazdan bıraktılar ki poyazın içinde doğma, nerede istersen attılar poyazdan. Hava soğuk, kız, çocuğu getirelim şeyin külüne, içi diyelim koyarım. Çocuk ona akadiyet sıcak olmuyor. Soğuktan öldü, soğuktan poyazı. Ama o gece de can verdi. Atıyorum. Kız çocuğu ki evine süret. Sabahtan işte götürdü oydu. Onda kaldı. Öyle çocuklar vardı ki zayıf öldü. Karnına bir şey geçmezse ne istin? Ölecek ha. Verdiler Ural Dağları'ndan götürüyorlar. Ölü at yer, kara sancılı yer. Kara. Orada ne oluyor? Bu ele heykel kimi kalıyor. Vagondakiler de gördüler, üstlerini örtüyorlar ölülerin, göstermiyorlar. Sonradan da tutuyor, kilime sarıyor, sonra da halıya sarıyorsun da, böyle halıya ki sarıyorsun da, buradan bağlıyorsun, buradan bağlıyorsun. Bir şeyle de ahri, ki şey ipine de, ahri, egilmesin de, dik dursun. Onu ya böyle düz daya diyorsun da, vagonun içinde, kırağa dayadıyorsun. Bu nedir? Halımdır da, dur halidir de. Görüyorsun ki halidir de. Niye diyeceksin sen onu? Ağlamıyoruz, bir şey etmiyoruz, derdimiz yok, derdimiz yok. Bakıyoruz, oturuyoruz. Öyle yerler var idi ki diyelim ki yolda gecende atmışlar vagondan dışarı bambayaz atıyor, ölmüş adamlar. Bir tesevvür edin bir anlığa ki, bir anlığa. Yaşadığım bir velayette bir gün öncesine 180 bin can kaynıyor, yaşıyor. Çocuk, büyük, küçük. Bir gün sonrasında oraya sönmüş bir tane kişi de yoktur. Öyle bir velayet, öyle bir ana baba gün yaşamışız bizim Aksatürkler. Böyle. Bir gün sonra yok halk orada. Elesini var ki bu evin altında çığınandı. Elesi var ki ana babasını götürdü bulamadı. 12 yaşım var idi. 12 yaşım vardı bizi sürgün ettiler. Dediler 3 güne geri geleceğiz. 3 güne gelip evizde oturacaksınız. Daha da bizi götürmediler. Hele de gidecek, yanında gidecek. Hani 88 yaşım var hani ya. Götüren yoktur.